Mustafa Balta Madencilik Gündem Türkiye programını sunar. Efendim merhabalar. Gündem Türkiye programında birlikteyiz. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile birlikte Türkiye'nin gündemini konuşmaya, gündemdeki gelişmelerle ilgili, sıcak tartışmalarla ilgili hem Sayın Karamollaoğlu'nun hem de Saadet Partisi'nin tespitlerini, değerlendirmelerini, görüşlerini almaya, anlamaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Hem size hamdolsun hem de ekranları başında bizi takip eden bütün seyircilerimize, dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yoğun bir temponun içerisindesiniz. Vakit ayırdığınız için biz de size teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz yettiğince gündemdeki bütün sıcak başlıkları sormaya, konuşmaya çalışacağız efendim ama birkaç başlık var. Türkiye hem bir tarihi seçime gidiyor hem de pazar günü meclis, yeni bir yasama dönemi. Ne başlıyor? Türkiye 1923'ten bugüne 100. yıl söylemleri giderek artıyor. Bütün bunları tekrar söylemem gerekirse vaktimiz yettiğince konuşmaya İnşallah. Çalışacağız ama biraz böyle seçime giderken de artık parlamentoda da grubu olan bir partinin genel başkanı olarak nasıl gidiyor çalışmalar, nasıl gidiyor hazırlıklar, nasıl bir temponun içerisindesiniz? Bunu özellikle sorma nedenim Saadet Partisi yaz döneminde de boş durmadı. Milletin vekilleri milletle buluşuyor diye bir süredir devam eden bir program var. Nedir bu? Nasıl bir çalışma? Evet. Tabii en önemli konu şu anda bizim de gündemimizde olan önümüzdeki mahalli seçimler. Yani 9, 8, 7 derken 6 ay kaldı neredeyse şimdi. Yani birdenbire göz açıp kapayıncaya kadar seçimlerle karşı karşıya kalacağız. Tabii ister istemez öncelikle bu seçimlere yönelik bir çalışma yürütüyor arkadaşlarımız. Tabii doğrudan doğruya seçimler gittikleri yerlerde arkadaşların her zaman gündeminde olmayabiliyor. Biz şu anda aslında çok önemli bir çalışmayı geride bıraktık. Genel seçimler yapıldı. Evet. Bu seçimlerde biz umut ettiğimiz neticeyi alamadık. İttifaklar olarak, Millet İttifakı olarak. Yani bunun ben teferruatına girmek istemiyorum. Ama aslında başarılı olma şansı çok yüksek olan bir ittifaktı. Ve iki ay seçimlerden öncesine kadar da bizim seçimleri kazanma ihtimalimiz yüksek gözüküyordu. Hatta yani tabiri caizse iki hafta öncesi bile %51,6 çok güvendiğimiz bir araştırma şirketinin neticesini söylüyorum. Neticede hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde %48 civarında kaldık. O zaman şu soruyu sormam gerekiyor. Ne oldu? Yani iki hafta kala bile 51,8 en güvendiğiniz anket firmasında öyle, kesin kazanırken. Tabii bendeki kanaat, kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama son zamanlarda sanki bu altılı masa ittifakını sağlayan partiler arasında bir takım zihin kargaşası varmış intibaı doğdu. Bu seçmende menfi bir havanın oluşmasına sebep oldu benim kanaatim. O hava doğmamış olsaydı iyi bir netice alma ihtimalimiz vardı. Çünkü biz bu ittifakı temelde bu sistemi değiştirmek üzere kurduk. Bu sistem değişecek, değişmeli. Faydalı olmuyor. Diktatöryal bir yönetimle karşı karşıyayız. Bundan dolayı da bu seçimin esas üzerinde durduğumuz konusu sistemin değişikliği. Cumhurbaşkanı da değişecek, mecliste de çoğunluk elde edilecek. Tabii Cumhurbaşkanlığı seçiminde biraz önce de ifade ettiğim gibi bir takım kargaşalar oldu. Benim kanaatim bunu söylüyorum. Hiçbir arkadaşımızı
kınamak için tabii de söylemiyorum ama 5 tane veya 7 tane Cumhurbaşkanlığı yardımcısı vatandaşın karşısına çıkarken çok da yani güven sağlayan bir çıkış değildi. Bu benim kendi kanaatim. Arkasından da bir takım iç müzakereler dışarıya yansıyınca güven sarsıldı. Güven sarsılınca da böyle bir neticeyle karşı karşıya kaldık. Bu anketler masaya da geldi o zaman anladığım kadarıyla. 51.8 yani değerlendirildi. Bunlar bahsedildi elbette. Hı hı. Ama biz de tabii son ana kadar seçimi kazanma ihtimalimizin ben yüksek olduğuna inanıyordum. Yüksek olduğunu düşünüyordum. Ama netice ortada pek hoş olmayan bizim yönümüzden bir tabloyla karşılaştık. Tabii benim üzüntüm bu sistem mutlaka değişecek. Hala konuda kararlısınız. Biz yani kararlıyız bu konuda. Bu sistemi zaten Sayın Erdoğan'ın son dönemi bu sisteme göre. Bundan sonra tekrar geçen sefer olduğu gibi aday olma ihtimali falan yok. Şimdi anayasa değişikliği diyorlar. Artık anayasa değişikliğini kendileri bildikleri gibi yapma ihtimalleri de yok. Çünkü mecliste böyle bir çoğunluğa sahip değiller. Bundan dolayı ben önümüzdeki dönemde Sayın Erdoğan olmayacak. O zaman en azından kendisi de benzer bir tabloyla karşı karşıya kalmasın. Bunu arzu edecek kendisi. Yani hakikaten bu sistemin değişmesi noktasında AK Parti'nin de Sayın Erdoğan'ın da sizinle aynı noktaya geleceğini kesinlikle kesinlikle yani. Çünkü eğer ama sistemden memnun olduklarını yok sistemden kendileri iktidarda oldukları müddetçe memnunlar ama başka bir siyasi parti başka görüşe sahip bir siyasi parti iktidar olursa ondan memnun olamazlar çünkü bugün Ali Kıran Baskes'e her dedikleri oluyor. O zaman da gelenler bunu aynen uygulayacaklar. Bundan da kesinlikle rahatsız olacak. Çünkü yani artık AK Parti bir devlet partisi haline geldi. Devlet de bir parti devleti haline geldi. Böyle bir yönetim dünyanın hiçbir yerinde krallıklar hariç böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Ya AK Parti'yi eleştirdiğinizde devleti eleştirmiş muamelesi görüyorsun. Buradan mı kaynaklanıyor? Tabii. Onun için şu anda siz herhangi bir bakanı da, cumhurbaşkanını da eleştirdiğiniz takdirde siz devlete karşı çıkıyorsunuz mantığıyla yaklaşılıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu da bunun göstergesi değil diyorsunuz. Tabii. Evet. Peki şöyle bir tartışma var. Anayasaya ayrı bir başlık çünkü gündemin sıcak başlıklarından birisi ama oraya da temas ettiğiniz için bir ara soru olarak %40'a düşürülecek bu %50+1'den Sayın Erdoğan da rahatsız oldu. Dönem dönem gündeme geliyor. Bu anayasa beklentisi, değişiklikleri beklentisinde ya da gündem edilmesinde böyle bir çabanın payı var mı sizce? %40'a düşürelim. Niye düşsün ki şimdi? Yani böyle bir niyetleri olabilir mi? Olabilir elbette. Olabilir de bu %50'yi bundan sonra yakalayamayacaklarının işareti. Artık kendileri de o kanaati geldi. Biz bundan sonra artık %50'yi yakalayamayız. O halde en azından %40'a insin de karşı taraf bir ittifak sağlayamazsa biz kazanalım diyorlar. Bu bir zaaf işaretidir. Evet. Anladım. Şeyi konuşuyorduk efendim ama 1 Ekim'de pazar günde meclis açılacak. Evet. Biraz anladığım kadarıyla siz bu milletin vekilleri milletle buluşuyor çalışmaları kapsamında Saadet Partili milletvekilleri biraz daha meclise Anadolu'dan sahadan aldıkları tabii verilerle gelecekler. Evet. Biraz da antrenmanlı. Evet, öyle olacak derdi. Antrenmanlı İnşallah gelecekler. 1 Ekim pazar günü katılacak mısınız? Çünkü evet, önemli. Katılacağım 100. inşallah. 100. yılında ilk evet. Sanki yani bu sefer arkadaşlarımıza da aynı zamanda bir moral olması vesilesiyle de mecliste diğer siyasi parti başkanları, genel başkanları katılacak. Ben de inşallah katılacağım, orada olacağım. Öyle ümit ediyorum. Tabii şunu hemen ifade edeyim. Biz son
bir ay içinde veya 1,5-2 ay içinde Türkiye'nin tamamını iki kere taradık. Bir, parti teşkilatları olarak genel başkan yardımcılarımız, genel idare kurulu üyelerimiz, il sorumlularımız, 81 ili ve hatta 993-91 veya ilçenin tamamını arkadaşlarımız taradılar. Ona taramaktan kasıt ne efendim? Ne yapılıyor? Yani doğrudan doğruya gittikleri zaman il teşkilatlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla buluşuyorlar. Halkla kucaklaşıyorlar, esnafı ziyaret ediyorlar. Sivil toplum örgütlerini mutlaka ziyaret ediyorlar. Eğer milletvekillerimiz gitmişse resmi kurumları da, valileri de, yeri geldiği zaman belediye başkanlarını da başka partiden olsalar da ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretler neticesinde biz varız, bir defa intibağı ve biz güçlü olarak varız siyasette intibağı toplumda doğuyor. Bizim de zaten doğurmak istediğimiz bu. Yani bir defa biz bir grup kurduk, meclisteyiz. Bu grubun inşallah etkisini önümüzdeki parlamento çalışmalarında göreceğiz. Ama aynı zamanda biz sizle de, vatandaşlarımızla da kucaklaşmayı önemsiyoruz. Sizin dertlerinizi, sizin problemlerinizi, sizin arzularınızı nasip olursa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız. Bu mesaj verildi. İki koldan, bir parti teşkilatları, onun hemen akabinde de milletvekillerimiz olarak. Tabii bu çalışmalar biraz yorucu ama bizim milletvekillerimiz de genç, dinamik. Evet. Şimdi tabii bunu şuna da ifade edeyim. Biliyorsunuz şu anda aynı zamanda biz Avrupa'da da bu imkan tanındıktan sonra Saadet Partisi olarak teşkilatlandık. Bizim sadece ülke bazında değil, Almanya gibi büyük ülkeler dikkate alındığı zaman eyalet bazında da teşkilatlarımız oluştu. 36 civarında bildiğim kadarıyla Avrupa'da teşkilatımız var. Bölge başkanları. Oralar da tarandı. Çünkü onlar da gelip ya Türkiye'ye gelip oy kullanıyorlar veya orada konsolosluklarda oy kullanıyorlar. O çalışmalar da büyük önem taşıyor. Onların da problemleri var. Onların da dertleri var. Hepsine çözüm üretmekle mükellefiz. Yani biz seçim çalışmasını, seçim startını çoktan verdik diyorsunuz. Evet. Ona yine bir başlık daha açacağız. Çünkü önemli bir seçim hakikaten. Ama bir tweet attınız bu yeni yasama dönemiyle ilgili. Şöyle bir ifadeniz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Devamı da var ama sizden duymak isterim. Evet. Ne değişecek? Neyi nasıl değiştireceksiniz? Bir defa biz grup olarak vatandaşımızın bütün dertlerini parlamentoda dile getirmeyi bir görev addediyor. Hangi kesimin derdi varsa, ister memur, ister işçi, ister emekli, ister esnaf, bütün kimin hangi konuda bir derdi varsa biz onların derdine tercüman olmayı arzu ediyoruz. Bunu da meclise yansıtacağız. Tabii bizim bu çıkışlarımıza iktidar partisinden öyle ümit ediyoruz ki bir karşılık gelecek. Eğer bu bir tenkit mahiyetindeyse bunu mutlaka cevaplandıracaklar. Veya bir teklif götürmüşsek şöyle bir adım atılsın diye onunla ilgili kanaatlerini de ifade edecekler. Onun için biz bu çalışmaları meclisle toplumu, seçmeni bir bakıma kucaklaştıracağız. Böyle anlıyoruz ve bu istikametteki çalışmalarımızın da tabana yansıyacağını, mahalli seçimlerde de, genel seçimlerde de vatandaşımızın bize bir teveccühünün böylece doğacağını ümit ediyorum. Evet. Sizin ifadeniz, yani biz bu seçimle ilgili siz de muhalefetin 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle ilgili söyleminizde aslında bence süreci güzel özetleyen bir tespitti bir konferansınızda. Evet. İyi başladı, kötü bitirdik ya da iyi başladı, kötü bitti diye.
Böyle de bir durum var. Hakikaten muhalefet bu seçimden sonra biraz dağınık, başta ana muhalefet partisi olmak üzere evet. bir görüntü veriyor. Bu dağınıklık içerisinde tek derli toplu görüntü Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu grup oldu. Yani doğru. Evet. Tek somut adım, parlamentoda yeni bir grubun oluşması. Bunun etkileri de yaz döneminde meclisin emekli maaşları başta olmak üzere olağanüstü toplantıya çağrılması, toplanması. Bunun için hakikaten bu grup, mesela evet. hemen rakamları hatırlıyorum. Tek tam kadro katılan Saadet Partisi'ydi yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. Yani doğru. Partilerin doğru, içerisinde, tabii. mecliste grubu bulunan partilerin içerisinde o görüşmelere tam kadro katılan parti Saadet ve Gelecek Partisi'nin evet. oluşturduğu grup Teklif oldu. Teklif de bizden gittiği için normal evet, bir şey. Evet, normal bir şey. Mutlaka öncelikleri söylediğiniz toplumun bütün kesimlerinin sesi olacağız diye. Bu öncelikler içerisinde mesela Saadet Partisi grubu olarak ilk kanun teklifi falan çalıştınız mı? Ne olacak? Neyle şimdi ilgili? Şimdi tabii arkadaşlarım. Çünkü artık böyle evet. yetkileriniz var, haklarınız var. Grup kurmak tabii, gerçekten tabii. önemli bir adım. Tabii. Tabii arkadaşlarımız bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Ancak şunu hemen ifade edeyim. Bir kanun teklifi vermiş olmak için kanun teklifi yapmayı da doğru bulmuyorum ben şahsen. Yani karşılığı olmalı. İktidarı hatta özellikle muhalefetin desteğini almalı. İktidarın da dikkatini çekmeli. Çünkü bizim derdimiz yani üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Biz doğrudan doğruya iktidar partisine saldırarak bir meclis çalışması yapma niyetinde değiliz. Biz iktidar partisinin de dikkatini çekerek belli konularda olumlu adımlar atmasını sağlayabilirsek kendimizi başarılı addederiz. Bundan dolayı da kanun teklifi hazırlanırken biraz daha üzerinde düşünülerek ve karşı taraftan da müsbet bir cevap alacağımız tarzda böyle bir çalışmayı yapmanın daha doğru, daha isabetli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımız bu konuda bir takım çalışmaları yapıyorlar. Geçen de bir toplantı yine meclis açılmadan önce hem Gelecek Partisi evet. kurmayları hem de Saadet Partisi kurmayları bir değerlendirme toplantısı evet, evet. yapmıştı. Orada dikkatimi çeken başlıklardan biri de siyasi ahlak yasası evet, ilk evet. önemli en önemli konulardan bir tanesi ki tabii. bugünlerde işte mafya yine kirli ilişkiler çok fazla gündem. Evet. Hakikaten Türkiye'nin de böyle bir düzenlemeye ivedi olarak acil olarak ihtiyacı evet. olduğu doğru kesin. Ama bütün bunlara rağmen bir takım haberler de özellikle iktidar medyası dediğimiz iktidara yakın, iktidara angaje olmuş medya kesiminde sık sık şu tür söylentiler çıkıyor Saadet Partisi grubuyla ilgili. Saadet Partisi Gelecek evet. grubuyla ilgili. İşte en son geçen hafta 3 milletvekilinin Gelecek Parti'yle ayrılıp AK Parti'ye katılacağı yönünde. Bu söylentileri neye bağlıyorsunuz? Nasıl karşılıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne dersiniz? Bizde bir söz vardır. Aç olan var mı bilmiyorum ama aç tavuk rüyasında hep darı görmüş derler. Yani bunlar birazcık yönlendirilmiş, moral bozmaya matuf dedikodular diye düşünüyorum ben. Böyle bir ihtimale görmüyorum. Ne bizim kadrolarımızda ne de Gelecek Partisi kadrolarında. Bu arkadaşlarımız siyasi ahlakı özümsemiş insanlar, sadece basit bir menfaat için bugünkü konumlarından ayrılıp iktidar partisine katılabilecekleri ihtimali hemen hemen yoktur desem, binde evet. birdir, binde on binde birdir desem herhalde evet. yanılmış böyle olmam, yanlış yok. Olmam. Ki olursa da bunun siyasi faturası da olur tabii o tartışmalar içerisinde. Evet. Tabii efendim mutlaka ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öyle görünüyor ki iktidarın söylemleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dikkate aldığımızda, baktığımızda öyle görünüyor ki yeni yasama dönemiyle birlikte meclisin de Türkiye'nin gündemi de yeni anayasayla ilgili olacak. Bunu sık sık iktidar kanadı dile getirmeye başladı.
En son Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşü bunu da ifade etti çok net bir şekilde. Meclisin öncelikli gündeminin yeni anayasa olacağını söyledi. Bir genel bir soruyla başlayayım. Kısmen değindiniz ama nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni anayasa söylemlerini? Tabii. Nasıl okuyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Biraz ya latife olsun diye günaydın demek lazım. 20... Bu aralar günaydın'da bile tartışma var efendim. 21 yıl sonra, 21 yıl sonra şimdi yeni bir anayasadan bahsediliyor. Tabii bu anayasa, neden bu anayasaya ihtiyaç duyuldu? Bu çok önemli. Biz anayasa konusunda yıllardır çalışma yapan, fikir üreten, rapor hazırlayan bir siyasi görüşe mensubuz. Yani bunların bir kısmı ESAM isimli bir araştırma geliştirme bizim de kurucusu olduğum orada bu çalışmalar yapıldı. Milli Anayasa Şurası. Şimdi kitabın adı bu bir tanesi. Bunun dışında daha önceden arkadaşlarımızın yapmış olduğu kamuoyuna yansıyan birçok çalışma var. Ama bu anayasa... Şuralar falan yapıldı. Tabii. Ancak bu anayasa teklifinde özellikle bir cümleyi başa koymuşlar. Okumak istiyorum. Bürokratik anayasadan demokratik ve adil anayasaya. Böyle demiş arkadaşlar. Şimdi, bugün de tam böyle bir şey değil sanki. Bürokratik bir şey, bürokrasi tartışma konusu. Yani bizim için anayasa hakikaten bütün partileri bağlar. Ama en çok iktidarı bağlaması icap eder. Bugün başlangıçta söyledik. Evet, adeta bir parti devleti var. Adeta bir devlet partisi var. Öyle bir mantık ki siz bir şahsı tenkit ettiğiniz zaman siz devlete karşı nasıl böyle bir tavır sergilersiniz deniyor. Cezalar sanki devletin aleyhine bir takım faaliyetlerde bulunulmuş gibi takdim edilmeye çalışılıyor. Bu anlayışla siz nasıl bir anayasadan bahsedersiniz? Nasıl anayasadan bahsedersiniz? Bunun anayasayla alakası yok. Siz burada belli kesimleri, belli kişileri adeta koruma altına almak için bir anayasa yapmışsınız, yapıyorsunuz. Bu değişiklikler ne manaya gelecek? Ümit ederim ki madem ki Sayın Erdoğan özellikle bu konuyu sürekli olarak gündeme getiriyor, herhalde bir anayasa teklif metnini de siyasi partilere takdim edecek. Evet. O zaman göreceğiz. Onları da soracağım efendim ama yansıdığı kadarıyla söylüyorum. Nefret suçu mesela başlıklardan birisi evet. Bu anayasal teminat altına alınacağı yönünde. Ama mesela Türkiye'nin geçmişteki tecrübeleri de dikkate alındığında tam da sizin az önce ifade ettiğiniz yani neye göre nefret suçu, kime göre nefret suçu? Yarın şöyle bir endişeyi toplum ister istemez belki evet. taşıyacak. Evet. Yani iktidara yönelik bir eleştiri nefret suçu kapsamına girebilir mi? Hani biraz o anayasanın ruhu dediğimiz şeye mi bakmak lazım? Tabii, yani, elbette. Yani aslında doğru yani olan şimdi... Sadece metinle bitmiyor sizin, sanki. Sizin, tabii sizin bu kullandığınız ifade, anayasa ruhu çok önemli. Yani biz hakikaten anayasayla belli bir hukuk sistemi mi oluşturmak istiyoruz? Yoksa birilerini korumak mı istiyoruz? Nefret suçu, en ufacık bir tenkit eğer muhalefetten yapılmışsa, gelmişse hemen nefret suçu kapsamına alınabilir. İktidar ise muhalefeti yerden yere vurur, kimse buna nefret suçu demez. İfade özgürlüğü. Böyle bir mantıkla siz anayasaya yaklaşamazsınız. Hakikaten anayasa ilim adamları tarafından, düşünürler tarafından adı üstünde anayasa, yasaların anası, bütün kanunlar bu anayasa anlayışı çerçevesinde gündeme getirilebilecek. Hem devlet korunacak,
hem millet korunacak, ulus korunacak. Ama şahısları korumaya kalkarsanız, bu sefer bir şahsın yaptığı yanlış icraatların tamamı yanına kar kalır. Tenkit ettiğiniz zaman kimi tenkit ediyorsunuz? İşte bakanı, falanca bakanı. Kim bu bakan? Bu devletin bakanı. Tamam da sen bir devletin bakanını bu ifadelerle nasıl tenkit edersin? Hoppala. Bu bir nefret suçudur. Bu bir nefret suçudur iddiasıyla ortaya çıkmak her zaman mümkün. Geçmişte de bu yaşandı. Bundan dolayı bizim biraz daha geniş çerçeveli meseleye yaklaşmamıza ve önemli olan demin söylediğiniz anayasa ruhu önemli. Biz hem milletimizi hem devletimizi koruyacağız. Hükümetleri değil. Hükümetler devleti kullanarak halka zulmediyorsa, yanlışlıklar yapıyorsa, istismar ediyorsa bazı konuları, o zaman onun karşılığında bir cezayı mutlaka görmeli. Bugün bizim en çok şikayet ettiğimiz konu bu. Sorgulayamıyorsunuz. Parlamentoda da, dışarıda da devlet yetkililerini, özellikle bakanları. Onun için anayasa ruhunu bizim iyi kavramamıza ihtiyaç var. Anayasa yeni yapılmıyor. Dünyanın her ülkesinin anayasası var. İngiltere hariç. Onu da söyleyelim. Evet, yazılı anayasa. Evet, yazılı bir anayasaları yok. Ama öyle teamüller var ki anayasadan daha güçlü. Bundan dolayı bizim bütün anayasaları doğru değerlendirmeye bir taraf ilim adamları ve düşünürler tarafından bir metnin ortaya çıkmasına özen göstermeliyiz. Onun üzerine elbette iktidar partisi kendisinin de bir takım düşünceleri, prensipleri, şikayet ettiği hususlar olabilir. Onlarla ilgili konular da gündeme gelsin. Ama bugün en çok zarar gören muhalefet. Evet. Benim kafama takılan şeylerden biri de şu efendim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu yeni anayasa söylemiyle ilgili darbe anayasası vurgusunu yapıyor yine. Türkiye artık darbe anayasası ayıbından kurtulmalıdır. Doğru. Benim milletim çağın şartlarına uygun, sivil, özgürlükçü, dili ve bütünlüğüyle milleti kucaklayan bir anayasa ile yönetilmeyi sonuna kadar hak ediyor. Hepimizin altına imza atacağı bir şey. Ama problem şu, 21 yıldır Türkiye'yi yöneten, yani yeni iktidara gelirsiniz bu söylemi kullanmaya hakkınız olur kişisel evet. kanaatim. 21 yıldır Türkiye'yi yöneten ve genel kanaat şu, mutlak bir otorite, mutlak bir güçle yöneten bir iktidarda 21 yıl sonra bir darbe anayasasından kurtarma söylemi ne kadar gerçekçi buluyorsunuz, ne kadar samimi buluyorsunuz bunu öğrenmek istiyorum. 21 yıl sonra hala yeni anayasa, özgürlükçü yeni anayasa söylemini ne kadar inandırıcı buluyorsunuz bir siyasi parti genel başkanı. Yani bir defa hemen şunu söyleyeyim. Özgürlükçü olmak biraz önce söyledik bir anlayış meselesidir. Bugünkü anayasa her şeye rağmen eğer bu iktidar özgürlüklere önem veriyorsa onunla ilgili tedbirlerini alır. Kimseyi de cezalandırma yoluna gitmez. Şu anda şikayet özgürlüklerden aslında şikayet var. Özgürlükler bastırılmak isteniyor. Bizi endişeye sevk eden husus bu. Evet bu bir darbe anayasası. 21 yıldır millete kan kusturan iktidar bu anayasayla kan kusturdu. Tabiri caizse, tabii bunu benim bu söylediğimi çok aşırı bir itham olarak alabilirler. Ama millet bugünkü anayasadan zarar gördü. Bu iktidar döneminde farklı davranabilirlerdi. Kanunlar daha mutedil olabilirdi. Bugünkü anayasaya rağmen düzgün kanunlar çıkartılabilirdi. Neden o yola gidilmedi? Anayasa değişecek. Ben gidiyorum. Benim size yaptığımı sizin bana yapmanızı arzu etmiyorum. Onun için de bu anayasayı değiştirelim. Ben tabiri caizse böyle anlıyorum. Bu doğru bir yaklaşım değil. Evet, bu anayasa
değişmedi. Bu anayasanda mahsurlu birçok konu var. Fakat bu anayasa iktidarın kendisinin getirdiği bir anayasa değil, muhalefetle birlikte, akademisyenlerle, hukukçularla birlikte hazırlanan bir anayasa metni olmalı. Anladım. Yetki, burada en önemli konu yetki bütünüyle iktidar partisine verilmemeli. Bugün bizim en çok şikayet ettiğimiz konu ne? Hukuk. Adalet yok diyoruz. Anayasayla alakalı değil ki. Sizin tayin ettiğiniz bir takım yetkili kişiler adalet mekanizmasında partizanca davranıyorsa bu anayasadan kaynaklanmıyor. Sizin tutumunuzdan kaynaklanıyor. Önce bu anlayışın değişmesine ihtiyaç var. Onun için biz önce anlayışın değişmesini arzu ediyoruz. Yani mesele sadece metin meselesi değil, yazı meselesi değil. Tabii. Biraz da ruh, yaklaşım, zihniyet meselesi diyorsunuz. Birkaç sorum daha var. Yeni anayasa hakikaten çok konuşulduğu için söylüyorum efendim. Yine Sayın Erdoğan, mecliste grubu bulunan bütün partilerin kapısını çalacaklarını, destek isteyeceklerini söyledi. Sizin kapınızı çalarsa ne diyeceksiniz, ne yapacaksınız, nasıl bir yaklaşım? Hoş geldiniz deriz, sizden dinleriz. Destek. Yani böyle bir birikim de var elbette diyorsunuz. Elbette hoş geldiniz deriz, dinleriz ve biz de mukabil tekliflerimizi, kanaatlerimizi kendisine sunarız, takdim ederiz. Bu gayet tabii bunun çoktan yapılmış olması icap eder. Ama yani, kısmen temaslar program öncesi daha önce bir bilgi falan istendi diye bir... Yani bunlar böyle şeyler istendi de hangi çerçevede? Ya onu bilmek mümkün değil. Yani genel manada siz bir anayasa hazırlayın, getirin bakalım veya bugünkü anayasada hangi değişiklikleri istiyorsunuz bize iletin, biz de ona göre bir adım atalım mı dendi. Yani bu tip yaklaşım doğru değil. Siz bir anayasa metnini hazırlarsınız veya değişiklik metnini partilere takdim edersiniz. Partilerle bunların üzerinde çalışır, kendi karşı tekliflerini veya onayladıkları kısımları iktidara iletirler. Tabii, yani Milli Görüş Hareketi'nin Milli Selamet Partisi'nden bu yana oluşmuş bir anayasa birikim var aslında. Tabii. Refah Partisi döneminde rahmetli Bahri Zengin'i hatırlıyorum. Hakikaten çok Allah da konuşulmuştu. Allah rahmet eylesin. Tabii. Çok ciddi bir birikim var aslında yararlanılabilse. Kesinlikle. Yani bunlardan bir kısmı, bu daha yeni ama bunlardan bir kısmı Tayyip Bey bizim il başkanımızken veya belediye başkanımızken hazırlanmış olan metinler. Bundan kısmen tabii bilgisi vardır. Tam olarak bilgisi olmayabilir. Evet, yani bu çalışmaların içinde olan bir isimdi diyorsunuz o zamanlar. Evet. Bir şey daha, bu da gündem olduğu için şöyle bir endişe de var. O yüzden bunun bir hani Türkiye'yi demokratik bir anayasaya kavuşturma değil de Türkiye bir seçime giderken, yerel seçim özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler açısından da çok önemli, bir strateji olduğunu dile getirenler de var. Yani gerçekten ilginç bir şey. Türkiye seçime giderken bu yeni anayasa söylemleri genelde biraz daha gündeme şey geliyor. Yükseliyor, ateşi yükseliyor. Ve geliyor başörtüsüne, laikliğe, LGBT'ye, aile, buralara tıkanıyor. Böyle bir endişeyi taşıyor musun? Çünkü şimdiden biraz o başörtüsü meselesi de gündeme gelmeye başladı. Yani böyle bir strateji olabilir diye bir endişeniz var mı? Yani bunu iktidar partisi her zaman yapar ve yapıyor da. Burada da aynı kanaat hakim midir bilmiyorum. Ama mahalli seçimler bile olsa seçime giderken böyle bir teklifte gelmeleri, yani biz uslandık, bundan sonra yanlış yapmak istemiyoruz. Muhalefete söylüyor yani, gelin birlikte yeni bir anayasa yapalım. Yani ille de mahalli seçimlerden önce olması şart değil, mahalli seçimlerden sonra da olur. Önümüzde fazla bir zaman yok, 6 ay sonra seçime gidiyoruz. Bundan dolayı bunu sık boğaz etmeye gerek yok. İşte tartışmasını siz, seçim öncesi tabii, yapıp, yalnız şu var, işte, orada bir kutuplaşma oluşturarak tabii, anayasa üzerinden
seçmeyenleri konsolide etmek. O oyuna gelmeyiz. Gelme niyetinde de değiliz. Şu anda tam mahalli seçimlere gitmeden önce mahalli seçimlerle ilgili konuları, bugün Türkiye'nin başının en büyük derdi olan ekonomi faciasını ortadan kaldırabilmek. Yani şu anda bizim, ben yine de dönüp şuna geleceğim, bir numaralı meselemiz adaletin tesisidir. Türkiye'de adalete güven tabana vurdu. İki, ekonomi. Yani 7500 liralık bir maaşla insanlara geçiminizi sağla diyebilir misiniz? Açlık sınırı 12 bin lirayı geçmişken. Bu mümkün mü? Siz şimdi konuyu saptırmaya kalkıyorsunuz anayasayı gündeme getirerek. Halbuki anayasa demek yasaların anası. Sen bunu kendin doğrudan doğruya anayasada değişiklik olmasa bile adaleti tesis etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterebilirsin. Memurların, yani adalet mekanizmasında görev alan memurlar, yani hakimler, kurul başkanları vesaire, bunların hepsi memur. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Bunlar adil davransınlar. Onlara adil davranmaları konusunda gerekli bütün talimatı vermek, hiçbir surette müdahale etmemek Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin dahilinde. Bunu yapsın. Yeni bir anayasa olmadan o arzu ettiği değişiklikleri tatbikata koyabilir. Adaletin gerçekleşmesi için. Onun için ben tekrardan ısrarla söylüyorum. Şu anda bizim bir numaralı meselemiz adalettir. Anayasa adaleti tesis için değiştirilir. O halde daha değişmeden de anayasa Sayın Erdoğan adaletin gerçekleşmesi için gerekli talimatları verir, adımları atar, tedbirleri alır. İki, ekonomiyi bugün içine sürüklenmiş olduğu bu çıkmazdan kurtarmak için bir takım adımlar atar. Muhalefetle burada bir araya gelsinler. Garibanın sırtına her şeyi yüklediler. Şimdi anayasadan bahsediyorlar. Ya adam aç. Anayasa dediğin zaman anayasanın ne manaya geldiğini anlayacak durumda bile değil bir kısmı. Adamın karnı aç. Doymuyor. Siz önce bunları bir düzeltin bakayım. Ekonomi demişken efendim, oraya da geçiş yapacağım. Evet. Dediğiniz gibi ekonomiden çıkmak için bir dönem faiz nas deniyordu ama şimdi sürekli faiz yükseltilerek çözüm bulmaya çalışıyor. Onlara başlayacağız ama evet. Hani eski bizim siyasi geleneğimizde 100 gün değerlendirmeleri, 500 gün değerlendirmeleri olurdu. Mayıs seçimlerinden bu yana da 100 günü geçtik. Artık bir değerlendirme hakkı oluştu bence. Evet. İşte az önce ifade ettiğiniz adaletteki performans, demokrasideki performans ayrı ama sizin de dediğiniz gibi millet aç, ekonomideki performans. Biraz oraya geçiş yapalım. Nasıl buluyorsunuz? Bu herhalde 115. gündeyiz. Evet. Nasıl buluyorsunuz bu performansı? Yani ben buradan, bugünkü manzaradan gördüğüm bu arkadaşlar ekonomiyi düzeltemezler. Çok net diyorsunuz. Çok net benim kanaatim. Evet, yeni arkadaşlar geldi, görevlendirildiler. Bu gelenlere IMF'nin onayı var. Onu unutmasın kimse. Yani bugün... Yani IMF'nin onayıyla mı geldiler diyorsunuz? Elbette. Sayın Erdoğan'ın onayıyla geldiler. Elbette, elbette. Yani uluslararası para fonu diyelim veya ortamı gelen arkadaşlara bir kredi açma noktasında. Bak iyi gidiyorsunuz. Maşallah ne kadar işte faizleri böyle artıracaksınız. Nasıl falan hepsi ortadan kalktı. Şimdi dediğiniz gibi %30 Merkez Bankası faizi. Başladığında 8,5. 8,5. Evet. Yani iyice gerilemiş, düşmüştü. Peki Cumhuriyet tarihinde en hızlı faiz artışını yaşandı. En hızlı faiz artışı gerçekleşti. Yani ben ekonomi denildiği zaman ekonomide İlk baktığımız zaman birkaç konuyu önemserim. Bir, Türkiye'de işsizlik var mı yok mu bir ülkede? Eğer işsizlik var,
alınan tedbirler işsizliği ortadan kaldırmıyorsa alınan tedbirlerin hiçbir kıymeti yok. Şimdi efendim... O model doğru bir model değildir. Değil. Şimdi burada efendim işsizlik aslında çok düştü. Nasıl düşmüş? İş ve işçi bulma kurumuna müracaatlar azalmış. E sen adama diyorsun ki ben sana sosyal yardım vereceğim. 800 lira, 1000 lira. Ama ben işsizim diye gidersen bunu keserim. Adam diyor ki aman aman tövbe. Ben niye gideyim ya? Ben gayet halimden memnunum. Sen bana ver o yardımı, ben işsizim demem. Bu işsizlik böyle çözülmez ki. Bu işsizlik ortadan kalktı manasına gelmez ki. Bu bir numaralı mesele. İkincisi, çalışan insanlar geçimlerini sağlayabiliyorlar mı? Özellikle de asgari ücretle çalışanlar. Bu anda Türkiye'de emeklilerin hali perişan. 7500 ya, Allah'tan kork. O hazine desteğiyle öyle efendim. Kök maaş diye bir şey artık literatürde. 5000 küsur liraya. 5500, 5600. Evet. Onu ben de biliyorum ama şimdi bir defa siz bunu ortadan kaldırmadan ben ekonomiyi rayına oturttum diyemezsiniz. Asgari ücretle çalışanlar özellikle de kendi işiyle meşgul olup da geçimini sağlayamayanlar kim bunlar? Başta çiftçi. Ya öyle şey olur mu? Çiftçi ürününü alıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi diyor ki benim ofisim dolu, bütün silolar dolu. Ben senden ürün alamam. Al toprağa göm. Var mı öyle bir metot? Niye almıyorsun? Çiftçi bu sefer bilmem piyasada 6000, 7000 lira denileni indiriyor, 4500, 5000 liraya satma mecburiyetinde kalıyor. Bu mantıklı bir yaklaşım mı? Hayvancılık ne oldu? Ya her zaman ben şuna hayret ediyorum ya, bizim tarlamız var, dışarıdan tarım ürünü ithal ediyoruz. Bizim meralarımız var, dışarıdan hayvan ve et ithal ediyoruz. Bu hangi mantık ya? Erbakan hocamızın biz geçmişte iktidara geldiğimiz zaman bir dönem başlattığı et balık kurumları, süt kurumları ne oldu bunlar? Hepsi tarumar oldu. Bir kısmı yıkıldı, bir kısmı satıldı. Onlar da bunları ellerinden çıkardılar. E siz çiftçiye nasıl destek vereceksiniz? Çiftçinin desteklediğiniz zaman bir, arkadaş sen bütün elindeki sahip olduğun toprağı ekeceksin, biçeceksin. Sen ektiğin zaman ihtiyacın varsa gübrenin parasını ben vereceğim. Sonradan bana öde. Ama ben sana temin, gübre atmadan verimli bir ürün alamazsın. Sonra ürün elde ettiğin zaman ben bu ürünün senin elinde kalmasına izin vermeyeceğim. Mutlaka karşılığını ödeyip o ürünü senden satın alacağım. Bunu de, bak bakayım Türkiye'de tarımda muazzam bir patlama oluyor mu, olmuyor mu? Hayvancılıkta, ya bizim meralarımız bomboş. Bizdeki mera dünyanın çok ender ülkesinde vardır. Biz gidiyoruz dışarıdan canlı hayvan getiriyoruz. Ama o meralarda otlayacak hayvanlar için besiciye para vermiyoruz. Besici bir hayvanı besledikten sonra satmak isterse onu da satamıyor. Bizim et balık kurumları ne oldu? Eskiden her ilde bu kurumlar hayata geçirilmişti. Bir çift besici hayvanını satmak istiyorsa gidiyor satıyor, parasını alıyordu. O da hayvanını kesip etini ya depoya koyuyor veya satıyordu. Bunlar ortadan kalktı. Neden biz bu mekanizmaları çalıştırmıyoruz? Tekrar, birinci sahada biz zaten Allah nasip ederse bizim zihniyetimiz iktidara geldiğinde, biz iktidara geldiğimizde ekilmeyen toprak kalmayacak. Hayvan beslenmeyen mera olmayacak. Ve biz bunların altyapısını kesinlikle oluşturacağız. Hem besiciye hem çiftçiye her türlü desteği vereceğiz.
biz gıda ihraç eden bir ülke haline geleceğiz. Çünkü gıdanın da ne kadar stratejik bir ürün olduğunu herkes biliyor. Çok net bir şekilde görüldü tabii, son tabii. dönemdeki. Tabii. Biz şey. Bunu da şunu da söyleyeyim. Biz İstanbul vesaire gibi bölgelere kesinlikle yeni yatırımlara izin vermiyor. Ben teşvik ve uygulama genel müdürlüğü yaptım. Benim zamanımda biz İstanbul'a verilen bütün teşvikleri durdurduk. Kalite artırıcı, ihracata yönlendirici, istihdamı artırmayan sanayi tesislerine ve İstanbul'un nüfusu 2,5 milyondu. 15 sene 2,5 milyonda kaldı. Ama sanayi Anadolu'ya gelmeye başladı. Şimdi Anadolu'ya kimse gelmiyor ki. Onun için biz evet. eğer hakikaten doğru bir zihniyet, bu bizim politikamız. Ama bizim politikamızı herkes uygular. Patentimize ait değil ki. Bu yeter uygulandığı ki. Takdirde Türkiye'de işsizlik problemi 2 sene içinde tamamen ortadan kalkar. Kaldırır. Bunu devam edeceğiz efendim ekonomi başlığına. Siz emeklilere değindiğinizde, açlık vurgusu yaptığınızda içeriden arkadaşlar da bilgi verdi. Hakikaten 5500-5600 demiş. Evet. Ben en son çıkarılan EYT'de 3500-4000 lira kök maaşı olanlar varmış. Yani 7500 oluyorlar ama bu kadar dramatik. Ama gelir bu kadarken vergilerde çifter çifter geliyor ama MTB, motorlu taşıtlar vergisi. Onu birkaç defadır uyarıyorlar bu bilgilerle birlikte. Bir reklam arasına gitmemiz evet. gerekiyor. Çünkü 50 dakika oldu, zaman hızlı aktı. Tamam. Birkaç dakika bir reklama gidelim. Ondan sonra hem bu emekli meselesi, konu, Anayasa olur. Mahkemesi'nin motorlu taşıtlar vergisi kararı. Evet. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Efendim kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Mustafa Balta Madenciliğin sunduğu Gündem Türkiye programı devam edecek. ilde 32 öğrenci yurdumuzla hizmetinizdeyiz. Kayıtlı her öğrencimize beslenme ve barınma yardımı sağlıyoruz. Yılların tecrübesi Düzgünoğlu İnşaat Çatı İzolasyon 81 ilde hizmet vermektedir. Arayın görüşelim. Merkez İstanbul Hürriyet Mahallesi 314. Sokak numara 2 Taksim 1 Gazi Osman Paşa. İkinci şube Antalya Varlık Mahallesi 178. Sokak Akçay Apartmanı numara 5 Taksim B Murat Paşa. 0507-481-4184. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du. Ahsen Demir Çelik'ten büyük yenilik. Cepte mobil uygulamayı indir, demir ve çelikten haberdar ol. Ahsen Demir Çelik. Modalife'da rakipsiz fiyatlar. Koltuk takımları 10.660 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik bir günde teslim. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Gerçek kullanıcıların gerçek yorumlarıyla Bingo çok başka. Rize'de mavi ile yeşilin birleştiği Karadeniz'in en büyük projesi Hamidiye Zirve Kent'te yerinizi almaya hazır mısınız? 18 bin metrekare alan üzerine kurulu 17 adet ofis, 26 adet dükkan, 456 adet her biri açık ve kapalı otoparklı dairelerden oluşan tarifsiz bir güzellik sizleri bekliyor. 9000 metrekare yeşil alan, fitness, sauna, kreş, kürk hamamı, çocuk oyun alanları, spor tesisleri ve daha fazlası için acele edin. Rize Ayderya ilesi ve yeni yapılan Rize Artvin havaalanına yakınlığıyla lansmanı özel faizsiz, vade farksız, elden ödeme seçenekleriyle hayallerinizde zirvede buluşun. Telefon 0464 623 5757 0530 044 1494 www.zirvekent.com Hilorsan güvencesiyle Zirvekent bir Hilorsan markasıdır. Gerçek kullanıcıların gerçek yorumlarıyla
Bingo çok başka. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'le. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor, tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Radyo Gençlik mobil uygulaması yayında. Canlı yayın programlarımıza mesaj ve isteklerinizi anında ulaştırabilirsiniz. Kaçırdığınız programların tekrar bölümlerini arşivimizden istediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederken YouTube kanalımızdaki en yeni videoları kolaylıkla izleyebilirsiniz. Apple Store ve Google Play Store'dan Radyo Gençlik mobil uygulamasını indirerek yayınlarımızı 24 saat kesintisiz dinleyebilirsiniz. Yeri sildik, pırıl pırıl ettik, uyguna geldik. Doğa doğa. Banyo mutfakta, her bulaşıkta, hep yanınızda. Doğa doğa. Yumuşatıcıyla, deterjanıyla, mis kokusuyla. Doğa doğa. Hijyeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa doğa, doğa doğa, doğa doğa. Bütçenizin doğasına bakın. Filmbox. Yüzlerce televizyon kanalı, film, müzik, belgesel, spor, dizi, haber. Tüm kanallar bu platformda. Tüm dünya kanalları, premium kanallar, dünyanın en popüler televizyonları. Binlerce sinema filmi, dünya sinemasının en seçkin filmleri Filmbox'ta. Filmbox dünyasına siz de katılın. Verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz. Toplumun farklı kesimleri bir araya geliyor. Kutuplaştırılmak istenen noktada ortak payda da buluşuyor. Farklı fikirler, aykırı düşünceler. Barışın, diyaloğun, adaletin, işbirliğinin, eşitliğin, insan haklarının öncülüğünde siyaset üstü görüşler buluşma noktasında masaya yatırılıyor. Buluşma noktası Abdülhalim Meşe'nin sunumuyla her çarşamba 20.30'da TV5'te. Siz taşıdınız, siz büyüttünüz, siz yönettiniz. Bize biçilen roller değil, ilkelerimiz vardı. Ahlakı, maneviyatı, algıyı değil, hakikati önceledik. Sözü olan herkes için dedik. Türkiye'nin ihtiyacının bu olduğuna inandık. Şimdi birlikte büyümeye devam ediyoruz. Her eve girmek için yine sizlerle birlikte yürüyoruz. TV5, TürkSat, D-Smart ve Filbox'tan sonra sizlerin desteğiyle Kabo TV ve TVBu'ya girerek 3 milyondan fazla haneye daha ulaştık. Durmuyoruz, büyüyoruz. Her yerde TV5, her evde TV5 diyoruz. Haydi! Siz de milletin ekranına destek olun. 5 için 1 olun. Düşünüyor, sorguluyor ve aklediyoruz. Birlikte tartışırken aykırı düşünüyoruz. Birlikte yaşarken en doğruyu arıyoruz. Yani Türkiye'de siyaset değişiyor ama daha hızlı, belki daha yavaş dönüşen ama daha büyük değişen bir şey var. Sosyoloji değişiyor, dönüşüyor. Hayvanata, nebatata ve insana dair gelişmeleri değerlendiriyor. Hakikati her yeni gün yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Sahabeki durumu konuşmaya çalışacağız. Yunus Emre İşçi ile düşünme vakti
her cuma 20.30'da TV5'te. Zorlukları birlikte aştık. Engelleri birlikte geçtik. Bu ışık sizin sayenizde sönmedi. Bu ses sizin sayenizde kesilmedi. Şimdi büyüyoruz. Daha da güçleniyoruz. Milletin ekranı yine milletiyle el ele veriyor. Beş için bir oluyoruz. Milletin ekranına sen de sponsor ol. Kulislerden sıcak haberler, tartışmaların ötesinde öngörülü görüşler. İktidardan muhalefete, Türkiye'nin gündemini Muhammed Vefa Özalp ve Ali Ekber Mete Başkent'ten aktarıyor. Ve siyasetin nabzı her salı kulis Ankara'da, her perşembe Ankara bürosunda yatırıyor. Kulis Ankara ve Ankara bürosu her salı ve perşembe 20.30'da TV5'te. Toplumsal kabuller ve gerçekler karşısında bir hakikat arayışı. Anormal olan her şeye rağmen bir normal silsilesi. İnsanın kendini aradığı ve bulduğu o ses. Birçok haberimizi sizler için ekranlarca sizlere yansıtmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Doğru ve dürüst, ilkeli ve Türkiye'nin ihtiyacı. Yavuz Selim Sözer'le TV5 Ana Haber, hafta içi her gün 19'da TV5'te. Siz taşıdınız, siz büyüttünüz, siz yönettiniz. Bize biçilen roller değil, ilkelerimiz vardı. Ahlakı, maneviyatı, algıyı değil, hakikati önceledik. Sözü olan herkes için dedik. Türkiye'nin ihtiyacının bu olduğuna inandık. Şimdi birlikte büyümeye devam ediyoruz. Her eve girmek için yine sizlerle birlikte yürüyoruz. TV5, TürkSat, D-Smart ve Filbox'tan sonra sizlerin desteğiyle Kabo TV ve TVBu'ya girerek 3 milyondan fazla haneye daha ulaştı. Durmuyoruz, büyüyoruz. Her yerde TV5, her evde TV5 diyoruz. Haydi! Siz de milletin ekranına destek olun. 5 için 1 olun. Düşünüyor, sorguluyor ve aklediyoruz. Birlikte tartışırken aykırı düşünüyoruz. Birlikte yaşarken en doğruyu arıyoruz. Yani Türkiye'de siyaset değişiyor ama daha hızlı, belki daha yavaş dönüşen ama daha büyük değişen bir şey var. Sosyoloji değişiyor, dönüşüyor. Hayvanata, nebatata ve insana dair gelişmeleri değerlendiriyor. Hakikati her yeni gün yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Sahabeki durumu konuşmaya çalışacağız. Yunus Emre İşçi ile Düşünme Vakti her cuma 20.30'da TV5'te. Zorlukları birlikte aştık. Engelleri birlikte geçtik. Bu ışık sizin sayenizde sönmedi. Bu ses sizin sayenizde kesilmedi. Şimdi büyüyoruz. Daha da güçleniyoruz. Milletin ekranı yine milletiyle el ele veriyor. Beş için bir oluyoruz. Milletin ekranına sen de sponsor ol. Ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl ve kim? Sizin, ülkenizin ya da dünyanın gündemi. Gündeminizde ne var, amacınız ne? Gündem, amaç, yöntem. Ne zaman, nerede ve kiminle?
alanında uzman konuklar ve doğru sorularla. Haber Merkezi hafta içi 13'te TV5'te. Mustafa Balta Madenciliğin sunduğu Gündem Türkiye programı devam ediyor. Efendim Gündem Türkiye'nin ikinci bölümünde birlikteyiz. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Sayın Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi'nin gündemdeki meselelere ilişkin düşüncelerini almaya çalışıyoruz. Birinci bölümde pazar günü meclis açılıyor, parlamento açılıyor, yeni yasama dönemi başlıyor. Yeni yasama dönemine ilişkin beklentilerini, önerilerini aldık. Oradan yeni anayasaya geçtik meclisin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifadesiyle öncelikli gündeminin yeni anayasa olacağını söylemişti. Bu konudaki kanaatlerini tam reklama giderken, birinci araya giderken ekonomi hepimizin cebini, canını ilgilendiren ekonomide kalmıştık. Ekonomiye teğet giriş yapmıştık. Efendim özellikle halkın gelir düzeyindeki düşüşe vurgu yapıyordunuz. Çok düşük 7500 lira gibi bir maaşla geçinmeye çalışan emekli ama bunun yanında vergilerin çifter çifter alınmaya başlaması. Evet. Bunun da en sıcak başlıklarından birisi dün Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlar vergisinin ikinci kez alınmasına yönelik itirazı oy birliğiyle reddetti. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Bir katkı da sürümleyelim. 2003'te benzer bir başvuruyu da kabul etmişti. Evet. Ne değişmiş olabilir sizce? Şimdi zaman değişti, şartlar değişti. İktidar her konuda biraz önce konuştuk. Adalet mekanizması üzerinde kesin bir etkiye sahip. Bu onu gösteriyor. Ben şunu hemen ifade edeyim. Aslında vergi koyma, vergileri yükseltme, azaltma iktidarların tercihine bağlıdır. Yani mahkemeler normal şartlarda müdahale etmez, etmemelidir de. Ancak buradaki konu biraz önce ifade ettiğiniz konuyu birlikte ele aldığımız zaman, yani geçmişte bunu doğru bulmayan bir mahkeme bu sefer tamam bu olabilir diyor. Yani ben buradaki çelişkiye özellikle vurgu yapmak isterim. Bu doğrudan doğruya iktidarın mahkemeler üzerindeki etkisine işaret ediyor. Bu doğru değil. Yoksa devlet istediği zaman vergileri artırabilir, azaltabilir, kaldırabilir. Haksız vergi koyamaz yalnız. Çok önemli olan husus bu. Haksızlık yapamaz. Yani toplum nezdinde ben sana biraz daha yüksek vergi koyacağım, öbürüne de senin vergini de biraz azaltacağım diyemez. Onun için ben buradaki yaklaşımı doğrudan doğruya iktidarın vergi mahkemeleri ve daha doğrusu bütün mahkemeler üzerindeki etkisinin bir işareti olarak görüyorum. Geçmişte verdiği karara tam zıt bir kararı bugün aynı mahkeme alabiliyor. Bu ne demek, ne manaya geliyor? Ama o zaman şu eleştiri geliyor efendim, ekonomi yani vergileri iki katına çıkarıp maaşları da düşürdükten sonra ekonomiyi ben de düzeltirim yani veya şimdi. Ama orada da düzelmiyor. Devam edin efendim ama bir rakam vermek istiyorum burada. Bu motorlu taşıtlar vergisinin ekstra vergiden, ikinci vergiden elde edilecek gelir 30 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Evet. Ama sadece kur korumalı mevduat biliyorsunuz büyük bir kurtuluş projesi, modeli, ekonomi modeli olarak sunulmuştu. Sizler de o zaman bunun bir felaket olacağını söylemiştiniz. Çok iyi hatırlıyorum. Kur korumalı mevduatın maliyeti 300 milyarın üzerinde yapılan hesaplamalara göre ki şimdi ondan da vazgeçiyorlar.
Yine 2024'te faize ödenecek miktar bütçeden 1 trilyon 277 milyar lira olarak hesaplanıyor, tahmin ediliyor. Bu rakamlar dikkate alındığında zaten kıt kanaat geçinen insanlardan vergiyi çifter çifter alıyorsunuz ama oluşturduğu havuz 30 milyar. Ama sadece kur korumalı mevduatta 300 milyar, faize ödediğiniz miktar 1.1 trilyon 277 milyar. Bununla kıyasladığınızda bu deliğin kapanma ihtimali de yok. Bir de böyle bir tablo var. Yani onun için ben iktidar emin olun, ciddi olarak söylüyorum, ne yaptığını bilmiyor. Su, yani. Rakamları işte çok açık, siz de söylüyorsunuz. Bir yerde 30 milyar bir gelir alabilmek için vatandaşın hakikaten cezalandırılması gibi bir defaya mahsus olmak üzere motorlu taşıtlar vergisini iki kere alıyorsunuz. Bir defa 30 milyar kazanacaksınız. Peki öbür tarafta 1 trilyon 200 milyar liranın hesabı kim verecek bunu? Onun için diyorum yani ben bugünkü iktidarın problemleri çözme imkanının olmadığı kanaatindeyim. Çünkü problemin vüsatı büyüklüğünün farkında bile değil. Aldığı karar nasıl bir netice doğuracak? Emin ol bundan bir haber. Ben bunun için bugünkü iktidar ne yaparsa yapsın göreceğiz. Mahalli seçimlere kadar... Yani Mehmet Şimşek de mi çözemeyecek diyorsunuz? Çözemez. IMF... Çözemez. Şimdi IMF reçeteleri, IMF reçeteleriyle dışarıdan bir miktar destek alabilirler. Ama delik o kadar büyüdü ki yama tutmaz. Bu bir felaket. Bu üstesinden gelinemeyecek kadar büyük bir felaket. Onun için ben iktidarın bu meseleyi çözebileceği kanaatinde değilim. Bu meseleye yaklaşım çok farklı olmak mecburiyetinde. Tekrar diyorum yani demin söylediğimi farklı bir şekilde yeniden ifade edeyim. İlk atılmasını icap eden husus. Ben Türkiye'deki işsizliğin önlenmesinin ancak yeni üretime dönük yatırımlarla sağlanabileceği kanaatindeyim. İki, ne olursa olsun iktidar çalışan insana veya emekliye geçimini sağlayacak kadar bir parayı ödemekle mükellef. Nereden bulur? Onu ben bilmem. Şimdilik söylüyorum bilmem diye. Yeri geldiği zaman bunun nasıl karşılanacağı konusunda elbette fikirlerimizi söyleriz. Ama bu iktidar bu mantıkla çözemez. Çünkü önce ben bugüne kadar aldığım borçların faizini ödemekle mükellefim. Yoksa yeni borç alamam. İki, ben aldığım borçların taksitlerini de karşılamakla mükellefim. Yoksa yeni borç alamam. Ben özellikle kendilerine yatırım yapmaları için imkan tanıdığım insanlara o yatırımlarını devam ettirebilmeleri için bir takım paraları ödemekle mükellefim. Bundan geri duramam. Şimdi öyle ki tamamen ranta dönük bir anlayış hakim. Ama kendisi muhtaç olan insanın ben karnını nasıl doyururum hiç umurunda bile değil. İşte şimdi geldikleri nokta. Ya akıl benim havsalam almıyor. Arkadaş sen 7500 lira ile geçinemeyeceğini biliyorum. Hatta işte biraz önce söylediniz. Onun üzerinden bir takım vergiler çıktı mıydı geriye kalıyor 5500 lira. Bundan geçinemez bir insan. Mümkün değil. Ben senin karnını doyuracağım diyemiyor. Ne pahasına olursa olsun doyurması icap eder. Adımı öyle atması icap eder. Bir istim arkadan gelsin denir gerekiyorsa. Siz emekli olan insanın bile işsiz insanın karnının doymasını kendi derdiniz olarak görmez. Ama işte devletten aldıkları bir takım işte şöyle deniyor eskiden biraz rakamlar yüksekti. Ya böyle tuzu kuru olanlar %30-40 civarında deniyordu Türkiye'de. Şimdi %20'lere indi deniyor.
%20 umurunda değil. Nereden gelmiş, nereye gittiğini bile bilmiyor. Bir eli yağda, bir eli bağda. Kimse dokunmuyor onlara. Peki de esas sıkıntı %80'in. Şimdi bir bilgi vererek devam edelim efendim. Hakikaten önemli bir konu. 7,5 milyon maaştan bahsediyoruz. Resmi rakamlara göre 15 milyonu aşkın bir emekli var. Yine 3,5 milyona yakın asgari ücretle çalışan. Bugün Türk İş her ay yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Türk İş'in bugün açıkladığı rakamlara baktığımızda Türkiye'de açlık sınırı 13.334 lira. Oo, 13.000'e mi çıkmış? 13.000, evet. Eylül ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13.334 lira. Yani bunun altında bir geliriniz varsa açsınız. Açlık sınırının altında yaşıyorsunuz. İyi de Türkiye'de asgari ücret 11.400 lira. Yani bu ay itibariyle bunun altında kaldı. Emekli maaşını ısrarla vurgu 7.500 lira. Yani yuvarlak hesap 18 milyon insan bu şartlarında, bunu aile olarak dikkate aldığınızda çok daha dramatik bir rakam. Tam da sizin söylediğiniz o %20, %80 ayrımına geliyor. Evet. Yani toplumun %80'ine tekabül ediyor. Evet. Bunu teyit ediyor sanki bu bilgi. Evet. Ama bir yandan da büyüyen bir ekonomi den bahsediliyor. Güven veren bir ekonomiden bahsediliyor. Ben soruyu bitireyim. Siz genel değerlendirin efendim. Son 10 yıl bize hep şu vaatle 2023 Türkiye'nin en büyük dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olacaktık. Küresel güç olacaktık. Son 10 yılda en çok duyduğumuz iktidardan şey buydu ama tablo böyle olmadı. Ne diyorsunuz? Ama seçim sonuçları da ortada tabii. Evet, onda. Evet. Ben tabii lazım. Burada bu ekonominin neresi büyüyor onu merak ediyorum. Obezite gibi bir iş bu anlaşılan. Kolu mu, bacağı mı, gövdesi mi, kafası mı, neresi büyüyor? Hep bundan bahsediliyor. Ekonomi büyüyor. Nasıl büyüyor ya? Hem ekonomi büyüyor hem işsizlik artıyor. Hem ekonomi büyüyor, asgari ücrette artış yapma akıllarına bile gelmiyor. Kaldıramayız bunu diyor. Bu nasıl bir büyüme? Ne demek bu büyüme? Şimdi yani bir çelişkiler yumağı var. Böyle şey olmaz. Ekonomi büyüyorsa üretim artar, ihracat artar, ithalat azalır, vergi gelirleri artar. Asgari ücret yükselir. Ekonomi büyüyorsa işsizlik azalır. Bunların hiçbir tanesi yok. Bu ne biçim bir mantık? Onun için ben ekonomi büyüyor retoriği, bu ne manaya geliyor? Bunu oturup düşünmek lazım. Mesela emekli maaşları ile ilgili bir ara Ekim ayı gösterildi. Şimdi net bir şekilde bütün kurmaylar, Sayın Cumhurbaşkanı da dahil, tekrar ocağı 2024'ü telaffuz etmeye başladılar. Tabii, tabii. Eğer bunları karşılayamıyorlarsa büyüyen ekonomi neresi büyüyor ki? Sanki Mehmet Şimşek ve IMF'de izin vermiyor gibi bir şey mi var, algı mı var? O noktaya göre, çünkü çok net Ekim ayında düzelteceğiz, Ekim ayı adres gösterildi ama şimdi yok, bunlar bir defa bir ortada bir çok açık bir gerçek var. Seçime kadar biz bu işi nasıl götürürüz derdindeler. Ama götüremeyecekleri de çok açık ortada. Götüremezler. Çünkü attıkları adımlar isabetli adımlar değil. Aldıkları kararlar doğru kararlar değil. Tarımı düzeltmek için ne yaptılar? Efendim yeni bir kanun getiriyorlar. İşte bu iklim şeyinde de var, bu anlaşmasında da. Efendim devlet her araziye neyin ekileceğine karar verecek. Devlet karar verecek. Kimse devletin verdiği kararın dışında bir ekim yapamayacak. Bütün bunlar yapılabiliyorsa görelim şunu, bir bu faydalı bir adımsa eğer. Devlet makro seviyede evet bazı planlamaları yapabilir. Ama ekimi yapacak olan çiftçinin doğrudan doğruya kendisidir. Üreticinin kendisidir.
Siz onun önünü açın. Eğer orada bir kar varsa üretici zaten o adımı atar. Niye atmasın ya? Para kazanacak adam. Ama siz ona bu imkanları vermiyorsunuz. Benim söylediğimin dışında bir üretim yaparsan ben senin canını okurum diyeceksiniz. Böyle bir mantık olur mu? Onun için ben tekraren söylüyorum. Şu anda bu hükümet ekonomide ne yapacağını bilmeyen bir hükümet. Merkez Bankası faizlerini, bankacılık sistemini, genel vergilendirmeyi, borcu vesaireyi düşünen tepedekiler bambaşka bir alemde yaşıyorlar. Vatandaşın, ya aç olan insanın derdini kendine dert edemeyen bir ekonomisten bana ne ya? Bana ne? Adam başka bir ülkenin sanki ekonomisini yönetiyormuş gibi. Sen önce işsizliği önleyeceksin. Atacağın her adım. Sonra sen üretimi artıracaksın. Sonra sen ya ithal ikamesi sağlayacak veya ihracatı gerçekleştireceksin. Sen bunu yurt satına dağıtacaksın bu yatırımları. Ya dilimizde tüy bitti. Hakikaten Erbakan Hoca 1900 uzun değil. 1996'da iş başına geldiği zaman yaptığı zamları düşünün. Bunun gibi aklı evvel olanlar bunlar gibi. Ekonomiyi bilenler. Biz %30'dan daha 30'u vermemiz mümkün değil. 20'den fazlasını veremeyiz diyenler. %130 zamı verildiği zaman ağızlarını açamadılar. Onun için bu arkadaşlar bu problemi çözemez. Öncelikleri farklı. Garibanın hali umurlarında bile değil. Şimdi İşsizlik umurlarında değil. Dış ticaret umurlarında değil. Tabii onlar benim bu dediklerime boş ver ya. Sen de ekonomiden falan anlamadığın şunu mu anlayacağız efendim? Onlar umurunda değil. Umurlarında olan ne o zaman? Yani sadece küresel finans çevreleri mi? Öyle mi? Çünkü tamamen. Faiz bunu gösteriyor. Tabii. Bir soru daha ilave ederek devam edin lütfen. Sayın Şimşek, Financial Times'a verdiği röportaj, güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var diye bir ifadesi kimin var. Kimin güveni? Faizlerin artışıyla birlikte. Tamam, ben de onu sormak isterim. Ben... Kimin güveni? Türkiye'deki vatandaşın güveni mi? Bize borç para verenlerin bize, ha biz bu yolla giderlerse, verdiğimiz paranın faizlerini ve borç taksitlerini alabiliriz diyen çevreler mi? Kimin güveni? Elbette onlar da Türkiye'nin ekonomisinin belli bir noktaya gelmesini arzu ederler. Kendilerine verdikleri borcun karşılığında taksitler ödensin diye. Ama bu mantıkla yürümüyor ki. Faizi arttırarak sağlanan bir güven de Türkiye'nin ne kadar... Hiçbir yere gidemezler. Onun için tekrar tekrar... Söylediğimiz söz bunların mantığıyla Türkiye'nin ekonomisinin düzelme ihtimali yok. Bugüne kadar düzelmedi. Ya bugüne kadar düşünün iş başına geldiler. Bugüne kadar isimleri belli en az 90 civarında devlet teşekkülünü sattılar. Bazen diyorlar ki o başlangıçta iyiydi. Yok ya, o zaman miras yedi rolünü oynuyorlardı. Bugüne kadar Türkiye'nin birikmiş bütün sanayi tesislerini sattılar. Oradan aldıkları paralarla o günkü şartlarda ekonomiyi biraz canlı tutabildiler. Şimdi satılacak bir şey kalmadı. Şimdi de Allah muhafaza etsin ülkeyi satıyorlar ya. Ne demek Türkiye'yi satabilmek için, toprak satabilmek için adamlara bütün imkanlar tanınıyor? Bu ne demek? Kendi topraklarımız satılıyor, vatan satılıyor. Neyi kastediyorsunuz efendim? Toprak, toprak satılışını diyorum ben. Şimdi başkalarına bir takım imkanlar sağlıyor. O imkanlarla Türkiye'de arsa almaları kendilerine takdim ediliyor. Arsayı alıyorlar, o gelen parayı da bak gördün mü biz ekonomiyi düzeltmek için dışarıdan para buluyoruz diyorlar.
Toprak satıyorlar, vatan toprağını. Nerede sattıkları o da şaibeli. Onun için ben evet. bunların attıkları hiçbir adıma güven duymuyorum. Ama seçim öncesi hiç de öyle bir hava yoktu. Vaatler vardı, fışkıran petroller vardı, bulunan gazlar vardı birbirine. Müjdeler vardı seçimden sonra vergileri, çift vergileri, motorlu taşıtlar vergilerini, artan vergileri, faizleri konuşuyoruz. En son bunu da sorarak çünkü milyonlarca genci ilgilendiriyordu. Gençlerin oyunu alabilmek için en önemli vaatlerinden birisiydi, vaatlerden birisiydi. Bilgisayar ve telefon ÖTV'siz. En son Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Örgün eğitimde diye bir ifade var. Bunu da açmak lazım belki. Bunun mefhumu muhalifinden yani açık öğretimde okuyan öğrenciler sanki yararlanamayacak gibi yorumlanıyor. 9500 lirayı aşmayan bilgisayar ve cep telefonları için 5500 liralık destek. Seçim öncesi vaatlerle seçim sonrası icraatları değerlendirdiğinizde ne dersiniz? Çünkü çok farklı bir tablo var seçim öncesiyle seçim sonrası. Yani, biri rüyaydı sanki bir şeye de uyandık gibi toplum tabii, olarak, millet olarak. Toplumda karşılığı olmayan bir takım iddialarla çıkıyorlar. Ama gençler de diyor ki 9500 lira ne ya? 9500 liraya ne telefon var ne bilgisayar var. Evet, modası geçmiş, hiçbir işe yaramayanlar sayarsan var gibi gözüküyor. Ama bu bile yanıltmaya yönelik bir açıklama. Hakikaten üzülüyor insan. Siz bunu yapıyorsanız, ciddi olarak bir adım atmak istiyorsanız, gençlere bir destek vermek istiyorsanız bunu daha derli toplu, daha ciddi yapabilirsiniz. Bunların hiçbirisi yok ortada. Onun için ben bu kendi zararlarına oldu benim kanaatim. Bu açıklamalar kendi zararlarına oldu. Çünkü gençler diyor ki ya neden bahsediyorsunuz? Yani şimdi diyeceksiniz ki oysa seçim öncesi herkese bedava telefon dağıtacağız algısıyla gitti mesele. Evet. Onun için ben bu tip açıklamaların sadece kendilerine olan güveni sarstığı kanaatindeyim. Bundan dolayı artık adım adım güven kaybediyor. Yeni anayasayla yani neredeyse ya çok fazla oy kaybetmediği takdirde iktidar partisi iktidarda kalabilir diye bir madde bile getirebilirler. Yani bunların bunlara güven kalmadı, bunların da vatandaşa güveni kalmadı. O yüzden anayasa değişikliği kendi lehlerini düzenleyecekler diyorsun. Bir şeyler yapmak istiyorlar, göreceğiz. En son sabır tavsiyeler, onu da sorayım ekonomiyle ilgili. Evet. Sonra yerel seçimler ve onlarla ilgili bir tartışmaya gireceğiz. 2024'te her şey düzelecek. Aslında 2024'te de düzelecek demiyorlar ama düzelmeye başlayacak ikinci yarısından itibaren. Evet. Sizin söylemlerinizden anladım. Siz öyle bir ihtimal görmüyorsunuz ama halkın da sabredecek hali var mı diye sormak isterim. Yani bu noktada bu kadar maaşla. Tabii. Sabır tavsiyesi de önemli. Sabır tavsiyesi bana göre hiç önemli değil de ama kullanıyorlar. Yani bu da bir bakıma kendilerine göre İslami bir kavramın istismarı manasına gelir. Aynı nasta olduğu gibi mi diyorsunuz? Aynen. Yani sabır, her şeyin bir ölçüsü var ya. Yani siz her şeyini kaybetmiş olan bir çevreye, bir kesime nasıl sabır tavsiye edersiniz ya? Adam karnını doyuramıyor. Azıyla geçin demiyor. Karnını doyuramıyor. İhtiyacını karşılayamıyor. Çocuğuna gerekli harçlığı veremiyor. Çocuğunun ihtiyacını karşılayamıyor. Bu bir kişi, 10 kişi, 1000 kişi, 100 bin kişi değil ya, milyonlar. Onun için ben bütün bu sözler, özellikle bunun üzerine sabır gelince iplerinin, yani pillerinin bittiğini, iplerinin pazara çıktığının açık delilidir diye düşünüyorum. Evet.
Ekonomiyi de izniniz olursa kapatalım efendim. Tamam, var mı? Tabii. Yani önemli bir başlık, o yüzden geniş tutmaya çalıştık. Gerçekten hepimizi ilgilendiriyor, partili partisiz ayrımı yapmadan. Evet. Yerel seçimler sürede son 15 dakikaya girdik çünkü. Bir de geçen programda ifade ettiğiniz bir video şeyi vardı. Onu da arkadaşlar buldu. Son bölümde evet, onunla şey yapacağız. İnşallah. Bir kritik seçim var. Yerel seçimler tarihte giderek daralıyor. Onunla ilgili nasıl gidiyor hazırlıklarınız? Girişte ifade etmiştiniz ama hani hem milletvekilleri hem teşkilatların sahada olduğunu. Yine de bu çalışmalarla ilgili neler yapıyorsunuz? Biz yani milletimizden bu seçimlerde sağduyuyla hareket etmelerini, oy kullanmalarını bekliyoruz. Bu böyle gitmez. Yani şimdiye kadar AK Parti'ye efendim bütün eksik ve aksaklıklara rağmen bizim inancımızla alakalı konularda ciddi adımlar attılar. Bunlar doğru. Başörtüsü meselesi çözüldü. İmam Hatip okulları meselesi çözüldü. Bilmem devletin her kademesinde başörtülü hanımlar var. Bunların hepsi güzel şeyler. Ama bu karın doyurmuyor ki. Yani bunların yanında vatandaşın kendi ihtiyaçlarının ve dertlerinin giderilmesi gerekmez mi? Elbette gerekir. Bir iktidar bütün problemlere çözüm üretmek mecburiyetindedir. Şimdi yerel seçimlere giderken, evet, yerel seçimler genel seçimler gibi değil. Yani bir beldeyi, bir ilçeyi, bir ili yönetecek olan insanlar seçilecek. Ama bunlara verilecek oy yine bugünkü iktidarın politikalarının tasvip edilip edilmediği manasına da gelecek. Vatandaşlarımız bunu dikkate almak mecburiyetinde. Özellikle büyük şehirlerde etkili. Özellikle, elbette. Onun için ben öyle ümit ediyorum ki bu seçimlerde seçmenimiz iktidara bir ciddi ihtarda bulunacak. Bak, genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığında biz sizi destekledik. Cumhurbaşkanı seçildiniz. Hayırlı olsun. Ama bizim pilimiz bitti. Artık bu iş böyle gitmez. Siz bizim üzerimizdeki yükün ne kadar ağır olduğunun farkına varmak mecburiyetindesiniz. İşsizlik ortadan kalkmadı. Geçim sıkıntısı geçmişe nazaran çok daha büyük boyutlara ulaştı. Ülkemiz ipotek altında. Ne ihracatımız, ne ithalatımız bize yeterli değil. Onun için ben bu seçimde size bir nota veriyorum diyecek ve ben öyle ümit ediyorum ki çok büyük bir kesimde, illerde, ilçelerde, beldelerde iktidar partisi umduğunu kesinlikle bulamayacak. Onlar tam tersi iddiada. Sayın Cumhurbaşkanı İzmir'i bile belediyecilikle evet, tanıştıracak. Tabii yani hayal şeydir. Herkes için güzel bir ne diyelim, peki, telafi bu, evet, şeyidir. Kendi kendisini tatmin eder. İnsanlar hayal kurarak. Bu nota diyorsun. Yerel seçimlerde önemli bir ihtar, önemli bir nota evet, verecek. Bu nota geçmişte örnekleri olduğu için soruyorum. Yeni bir genel seçimi gündeme getirecek kadar güçlü olur mu? O kanaat taşıyor musunuz? Yani ben Sayın Erdoğan'ın... Çünkü yerel seçim sonuçları bu anlamda bir işaret de oluyor. Tabii. Ben Sayın Erdoğan'ın her halükarda seçime gitmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü neden bıraksın, kaybedeceğini yani bile bile bir seçime gitme ihtimalini görmem. Onun için bizim iktidarı bu noktada zorlama imkanımız da yok. Tayyip Bey buradan ders çıkarır mı? İşte o önemli. Muhalefetle birlikte çalışabilmesi, muhalefetin önerilerine kulak kabartması, dikkate alması çok önemlidir bu noktada. Bu politikalarını değiştirmesi manasına gelir. Mecliste artık çoğunluğu yok. Anayasa değişecekse muhalefetin desteğine ihtiyaç var. O destek olmadan anayasa değişmez. Evet. Onun için ben yerel seçimlerdeki alınacak neticenin, öyle ümit ediyorum, tabii netice ne olur onu göreceğiz, iktidara bir nota mahiyetinde olacağını düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki seçime giderken ister istemez yine ittifak tartışmaları hem iktidar kanadında hem de muhalefet kanadında bir takım açıklamalar
gündeme geliyor, gelmeye devam ediyor. Tabii. İyi Parti'den farklı açıklamalar geliyor. İşte İzmir adaylarını açıkladılar. Sizin bu konudaki kanaatiniz ne? Seçime giderken ittifaklarla ilgili yaklaşımınız? Biz çok açık net ifade ettik. Evet. Biz imkan dahilinde Türkiye'nin bütün seçim çevrelerinde seçime Saadet Partisi olarak gireceğiz. Bizim mecliste grup kurduğumuz zaman partnerimiz olan, ortağımız olan Gelecek Partisi de aynı şekilde açıklamada bulundu. Ama bizim mutlaka bir dirsek temasımız olacak. Özellikle Gelecek Partisi ile iç içeyiz zaten. Bu meseleleri birlikte mütalaa edeceğiz. Ancak dirsek teması da mutlaka olur diye düşünüyorum. Şimdiye kadar ifade ettiğim. Bu ne manaya geliyor? Şimdiden buraya bir açıklama getiremem. Ama bir yerde seçimlerde başarılı olabilmek için bazen bir dayanışma içinde hareket etmeye ihtiyaç doğabilir. Ama dediğim gibi bu temelde bizim Türkiye'deki hemen her seçim bölgesinde mümkün olduğu kadar seçime gireceğiz mantığını değiştirmez. Tam bu noktada bir şey sormak istiyorum efendim. Saadet Partisi geçmişe hem özgül ağırlık olarak ifade edildi, hem masanın kurulması noktasında hem sizin siyasi tecrübenize vurgu yapıldı. Şimdi ilginç açıklamalar geliyor. Mesela Ümit Özdağ siyasetin son dönemde özellikle Suriye mülteciler konusundaki çıkışları da tartışma konusu oluyor. İşte birçok isim sıralıyor ama sonra diyor ki Saadet Partisi'nin içinde olduğu bir ittifakı destekleyebiliriz bir televizyon programında. Yine İyi Partili Eskişehir Milletvekili bu bir iki gündür gündemde bir sol partiyle, özetle söylüyorum bunu nota not değil, bir sağ partiyle belirli prensiplerle biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir gibi. Yani herkesin dilinde bir yine Saadet Partisi vurgusu var. Yani öyle görünüyor ki seçim süreci hızlandığında yine bu tür bir trafik ortaya çıkacak ve Saadet'in kapısı herhalde öyle anlaşılıyor. Çok farklı kesimler tarafından da çalınabilir gibi bir kanaat oluştu. Bu konuda yani ne dersiniz? Defa bu arkadaşlarımıza... Bir kapalılık ya da açıklık var mı bu tür şeylere? Yok, ben bu arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ederim. Çünkü bizimle ilgili müsbet bir kanaat ortaya atmış oluyorlar. Tabii biraz önce de ifade ettiğim gibi biz bu arkadaşlarımızla da biraz daha geniş bir çevreyle de dirsek temasında bulunabiliriz. Şunu hemen ifade edeyim. Tabii seçime giderken biz mümkün olduğu kadar kafa karışıklığı yapacak konulara girmekten imtina ettik. Çünkü seçimde itidal çok önemli bir iş. Biz hem genel seçimlerde bu itidalimizi gösterdik, mahalli seçimlere giderken de bu itidali mutlaka göstereceğiz. Biz seçimleri kazanmak istiyoruz. Seçimlerde önemli bir adım atmak istiyoruz. Bu aynı zamanda gelecek seçim içinde bir hazırlık mahiyetindedir. Evet, gelecek seçime belki bir 4,5 sene gibi bir zaman var, 4 sene gibi bir zaman var ama her şeye rağmen o zaman da çabucak geçiyor. Bundan dolayı ben bu kanaatlere teşekkür etmekle beraber zamanı geldiğinde değerlendirilebileceğini söylemekten biraz daha hızlandırmaya çalışıyorum efendim. Biraz önümüzdeki süreçte kongreler süreci. Biliyorsunuz AK Parti 7 Ekim'de kongresini yapıyor. Olağanüstü büyük kongre adı altında. Yine Cumhuriyet Halk Partisi de dün netleştirdi. 5 Kasım'da kurultay kararı aldı. Sizde bir kongre takvimi var mı gündeminizde? Yok. Biz de kongre sürecimiz önümüzdeki yılın sonbaharında doluyor. Onun için seçime kadar bir defa kesinlikle biz bir kongre yapmayı düşünmüyoruz. Ancak onun arkasından zamanı geldiğinde Büyük Kongre'ye de elbette gideceğiz. Şimdiden onunla ilgili herhangi bir hazırlığımız yok. Tamam. Biz şu anda bütün motivasyonumuz seçimler üzerine. Özellikle ana muhalefet partisi olduğu için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay süreci biraz sancılı gidiyor. Özellikle
Son dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler işte masayla ilgili ama helalleşmeyle ilgili de eleştiriler gelmeye başladı. Bugün bir yerde dikkatimi çekti. İşte eleştirilerden birisi biz bu helalleşme sürecini, yaklaşımını sosyal medyadan gördük. Bazı kurmaylar bu. Çünkü sizin ben bu helalleşme sürecinin hem Türkiye'nin de Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli gördüğünüzü de biliyorum. Bunu da dile getirmiştiniz. Bu eleştirilerle ilgili nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? Tabii ben aslında bir fırsattı da benim de kanaatim ama çok benim iyi. Kanaatim bu helalleşme Sayın Kılıçdaroğlu tarafından ortaya atılan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne adeta yeni bir alan açan bir yaklaşımdı benim kanaatime göre. Yani bunu diğer Cumhuriyet Halk Partililer nasıl mütalaa ediyorlar bilmem. Ama o yaklaşım üzerine ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Müsbet bir yaklaşım gördüm. Onun üzerine bizim toplantılarımıza, birçok mitinglerimize davet ettik. Kendisinden de müsbet bir yaklaşım gördüm. Ben bunun Cumhuriyet Halk Partisi için doğru bir adım olduğu kanaatindeyim. Ha ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde diğer kesimler benimle aynı kanaati paylaşmayabilirler. Ona bir şey diyemem. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi için özellikle de seçime giden, Cumhurbaşkanlığına adaylığı başlangıçta söz konusu olan, mecliste çoğunluğu yakalayabilmek için başvurulan bir metottu diye düşünüyorum. Bunun Sayın Kılıçdaroğlu tarafından dillendirilmesinin de kendisi yönünden isabetli olduğu kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi yönünden de ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu kanaatte olmayan kişiler elbette olabilir. Sorumluluk onlaradır. Neticede kongrelerinde bir karar alınacak. Ya bu süreç desteklenecek veya bu süreçten geri dönülecek. Artık onun hesabını da muhasebesini kendileri yapacaklar. Tamam efendim, teşekkür ediyorum. Son 10 dakikaya girdik ama geçen programda yaptığımızda bir videodan bahsetmiştiniz. Mutlaka izlenmesi gereken bir video demiştiniz. İzniniz olursa süreyi azaldı ama son 8 dakikanın içerisinde 3 dakikalık bir video. Onu izleyelim. Sizin geçen programda bahsettiğiniz onun üzerine biraz küresel sistem ve sömürü. Tamam. Biraz daha böyle büyük küresel şeye çıkalım. Olur. Olur inşallah. Efendim bir videomuz var. Bir profesörün, batılı bir profesörün bir konferansta yaptığı konuşma. Dinleyelim, onun üzerine genel başkanın yorumlarını alacağız. Africa historically, sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay? But this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight.
And why I keep the ideology part there is because we are part of the producers of ideology. At universities and academic institutions, we are complicit in this whole enterprise. Okay, so the job of many Western academics is to convince Africans they have to keep doing what they're doing. Okay, and to show them it's your fault that you're poor. It's not our fault. It's your fault that you're poor, you know. So this is what we do in academic institutions. We know the basic forces that have caused this underdevelopment. We know it's colonization. With all these vast resources being produced, how much are they getting for it? Nothing. Nothing. This is a very significant piece of data. Then I just want to show you what has happened to sub-Saharan Africa, because what we know, and from all studies, no country ever develops without manufacturing. Okay, producing raw materials will not take you anywhere. Producing basic agricultural goods will not take you anywhere. What has caused industry to fall is the fall in manufacturing production. This is deliberate, because we will never, as Western economists, as Western policymakers, we cannot afford to allow Africa to industrialize and start producing manufactures. Evet efendim. Vay canına. Ne diyorsun? Biz altyazıdan anlayabildik. Siz yani özetleyin. Biz Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da rahat yaşıyorsak Afrika'yı sömürmek sayesinde bunu devam ettirmemiz lazım. Evet. Tabii bu işin ne kadar vahim ve korkunç olduğunu gösteriyor. Bunun içindir ki ben ısrarla üretim, üretim, üretim dedim. Biz Türkiye'de bir üretim seferberliği yapmak mecburiyetindeyiz. Tarımda, hayvancılıkta ama aynı zamanda sanayi ve teknolojide. Açıkça söylüyor. Biz Afrika'nın gelişmesine, sanayileşmesine, üretimde merhale kat etmesine izin veremeyiz. Onlar kalkınırsa biz fakirleşiriz diyor. Şu affedersin alçaklığa bir bakın. Bunu bu kadar net ifade ediyor. Biz bunu görmek, bundan ders çıkarmak mecburiyetindeyiz. O kadar açık ki ifade. Biz bu söylenenin tam tersini kendi ülkemiz içinde, sadece Afrika için değil, kendi ülkemiz içinde gerçekleştiremezsek her zaman dışarıya muhtaç durumda kalacağız. Dışarıya muhtaç olan dışarının merhametine sığınmak mecburiyetinde kalır. Dışarıda da merhamet yoktur. Acımasızdır bunlar. Bizi köle gibi kullanırlar. Bugünkü iktidarın en büyük problemi bizi dışarıya mahkum etmesidir. Biz kendi yatırımlarımızı yapmıyoruz. Üretimleri biz gerçekleştirmiyoruz. Nerede bizim uçağımız? Nerede bizim tankımız? Nerede bizim diğer teknolojik ürünlerimiz? Efendim işte TUSAŞ 1974 yılında kurulmuştu. İşte şimdi TUSAŞ hala ayakta. 50 yıl geçmiş. Efendim işte yakında uçağımız uçacak. Ya 50 yıl geçmiş. Bunun 21 yılı AK Parti iktidarında geçmiş. Taahhüt ediyorum. Biz iktidara gelelim. TUSAŞ'ı ele alalım. Emin olun 2-3 yıl içinde en fazla kendi uçağımızı uçururuz biz. Billboardlarda gördük gerçi de milli uçağımız göklerde diye 10 yıldır görüyoruz. Evet, evet. Ama laf sadece. Nerede bizim uçağımız? Onun için bizim buradan çıkaracağımız ders çok büyük. Ben çok teşekkür ediyorum size. Yani aynen burada bu ekonomistin konuşmasının Türkçesini alt yazılı olarak bizim seyircilerimize dinlettiniz, seyrettirdiniz, okuttunuz. Bu çok önemli. Herkesin bunu görmesi lazım. Biz bu sıkıntıdan kurtulamazsak, bu problemin üstesinden gelemezsek kalkınamayız, borçlarımızı ödeyemeyiz, işsizliği ortadan kaldıramayız, zenginleşemeyiz. Güçlü bir ülke haline gelemeyiz.
Anladım. Çok açık, çok ve net. Kesin. Burada ne deniyorsa tam tersini, tam yapmak tersini zorundayız, üretmek evet. zorundayız evet. diyorsunuz. Efendim aslında bitirdim ama Twitter'da programın altına gelen yorumlarda ortak şeylerden biri, biz de atlıyorduk, önemli bir başlık tartışılıyor. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kanun Yüksel Yalçınkaya ile sembolleşen bir kararı oldu. Türkiye'yi mahkum etti. Yani Bankasya'da hesabı olma gibi ölçüler, baylok bir kriter daha vardı. Yapılan bir başvuruyu da Türkiye'yi mahkum etti. Çok sıcak bir başlık. Bir emsal oluşturabilir mi diye bir tartışma var. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi KHK mağdurları olarak tabii, da şey yapılıyor burada biliyorsunuz. Burada hemen şunu ifade edeyim. Hakikaten bu kalkışma çok önemli bir kalkışmaydı. Önlenmesi gerekirdi, önlendi. Bu kalkışmayı yapan işte FETÖ örgütü diye maruf olan kesim de cezalandırıldı. Ancak herkesi aynı kefeye koymak çok yanlış bir yaklaşım. Özellikle de bir banka düşünüldüğü zaman, benim evet hiçbir zaman Bankasya'da bir param olmadı, aklımdan da geçmedi. Ama Bankasya'da gidip bir hesap açtırma ihtimali olabilirdi. Benim yakınlarımdan da birisi olabilirdi. Bankasya'da hesap açtırmak, bak, ille de suçlu olmak, Bankasya'nın suçuna iştirak etmek manasına gelmemeli. Yani. Bundan dolayı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar çok dikkatle ele alınmalı. Hemen efendim bunlar zaten bizim aleyhimizde bir takım gelişmelere destek veriyorlar denmemeli. Çünkü şunu unutmayalım, yani biz, ben her zaman diyorum, bize bugünkü FETÖ örgütünü ilk getiren, tavsiye eden, onlara görev veren kimdi? Sayın Cumhurbaşkanı. Başlangıçtan itibaren. Ya düşünün siz, kozmik odaya bile girmelerine izin verildi. Ya benim hafsalam almıyor, çılgına dönüyorum bunu işittiğim zaman. İfade edilen şu, 1000'den fazla insan bizim istihbarat elemanımız, çok önemli olanlar maalesef deşifre oldu ve büyük bir kısmı katledildi deniyor. Şimdi askeriyede de, diğer bütün kurumlarda da bu örgüt teşkilatlandı. Kimin himayesinde? Kusura bakmasın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesinde. Ha ne zaman ki İbre kendi aleyhine döndü, bu sefer biz bunlara müdahale ediyoruz dediler. İyi ki de çok daha ileriye gitmeden müdahale edildi. Yani ben bu müdahalenin daha da ileriye gitmen, çünkü daha da ileriye gitmesi Türkiye'de yönetime el koymaları, yönetime ele geçirmeleri manasına geliyordu. Öyle görüyorum. Ama bu noktaya gelmesine doğrudan doğruya müsebbip Sayın Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Çok daha yani bu gelişmeler olmadan önce Sayın Fethullah Gülen'e yeter artık dön hasretimizi giderelim diyen ben değildim ki. Sayın Erdoğan'dı. Onun için bu noktalarda ben verilmiş olan böyle bir hükmün hakikaten bir bankada hesap açtırmış olmak, orada suç ortağı olmak manasına gelmez. Gelmemeli. Her şey birbirine karıştı diyorsunuz. Tabii, tabii. Bu noktada 8500 başvuru olduğu söyleniyor ama bunun bu emsal kararla birlikte, bu kararla birlikte 100 bine çıkabileceği endişesinden bahsediyor. Çünkü bunlar tazminat, Türkiye'nin ciddi bir tazminat ödediği de konuşuluyor. Bilmiyoruz çünkü çok fazla konuşulamıyor artık bunlar. Efendim çok teşekkür ediyorum. Evet, vakit ayırdığınız yoğun bir tempo içerisinde. Sağ olun. Hakikaten faydalı oldu diye düşünüyorum. Yani biz sağ olun, sizin sorularınız da konuları iyi açtı. Biz de elimizden geldiği kadarıyla seçime giderken bu tip meseleleri, daha doğrusu seçime daha 6 ay var da meclis açılırken bu konuların gündeme gelmiş olmasından dolayı memnuniyet duydum ben. Tabii arkadaşlarımızın
mecliste sergileyecekleri performans aslında çok daha önemli. İnşallah bu pazar günü meclis açılacak ve mecliste yeni bir dönem başlayacak. Uzun bir aradan sonra Milli Görüş mecliste temsil edilecek bir grup halinde, grup olarak. Ben bunun çok önemli olduğu farkını da göreceğiz diyorsunuz, göstereceğiz. Farkını da göreceğiz milletimiz. İnşallah. Bana da diyorlar ki efendim siz diyorsunuz yani eğer araya girmezsen, soru sormazsanız ben konuşur giderim. Evet. Sonra bana programdan sonra da diyorlar ki çok fazla araya giriyorsun. Ben bilmiyorum ilerleyen süreçte dengeyi tutturacağım diye düşünüyorum. Bu haklısınız. Siz araya gireceksiniz ki konular çeşitlensin. Yoksa hakikaten insan bir konuda konuşmaya başlayınca bir saati doldurabilir. Evet. Bu da doğru olmaz. Onun için program yapıcısı sizsiniz. Araya girin. Lazım. Girmenizde fayda var. Tamam. Benim kanaatim. Çok teşekkür ediyorum bu nezaketiniz için de. Ama her zaman söylediğimiz gibi en büyük teşekkürü sizlere ediyoruz. Bizi izleme nezaketi gösterdiğiniz için. Biz bu akşam Türkiye'yi, Türkiye'nin gündemini, anayasa tartışmalarından ekonomideki gelişmelere, FETÖ ile mücadeleye kadar birçok başlığı aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. Bunu yaparken bir sürçülisanımız olduysa lütfen affedin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.